Evet. Aylar sonra bir kamp yapmayalım mı yani? Hadi o zaman başlayalım. Şimdi geldik en sevdiğimiz kısma. Federasyona bağlı lisanslı bir dağcıyım. 10 yılı aşkın süredir. Hatta 12-13 yıldır. Ama sporumu icra edebilmek için Milli Park'a girerken para ödüyorum. Türkiye'deki Dağcılık Federasyonu başta olmak üzere spora ve sporcuya verilen emeğin karşılığı 24 lira. 24 lirayı verirsen sıkıntı yok. Oo, vergiler gidiyor, vergiler. Vergiler gidiyor. Evet, ikinci bölgeye giriş yaptık. Şu an öyle çok da bir kalabalık gözükmüyor. Hiç belli olmaz tabii ki. Evet. İkinci bölgeye geldik. Arabamı park ettim. Şöyle bir manzara var. Çukurunda çok fazla kar yok gibi. Zaten öyle kalmadan gideceğiz. Çünkü jandarma yukarıya kamp atılmasına izin vermiyormuş. Birkaç saatte bir kar motorlarıyla gelip kar çukurunu kontrol ediyorlarmış. Kamp gördükleri zaman da kampı toplamalarını istiyorlarmış. O yüzden biraz daha yakın bir yere kamp atmaya çalışacağım. Şu anda yalnızım. Etrafta da günübirlikçilerden başka kimse göremiyorum. Dağcı zaten hiç görmüyorum. Şimdi böyle birkaç saatlik yürüyüş yapmayı planlıyorum. O yüzden yanıma biraz su, birkaç yiyecek, kazma ve kramponlarımı alacağım. O şekilde yukarıya doğru bir çıkmaya başlayacağım. Bakalım durum ne gösterecek. Evet, yürüyüşe hazırım. Ama ne olur ne olmaz diye her zaman aracımızın bulunduğu ya da kampımızın bulunduğu yeri GPS'ten bir noktasını muhakkak almakta fayda var. Bu da demek oluyor ki bu gibi dağlarda özellikle yalnız böyle bir faaliyet yapacaksanız kesinlikle yanınızda bir GPS olması lazım. Evet, çok cıvık ve batak bir bol kar var. İz aça aça devam etmeye çalışıyorum. Şu an görüyorsunuz arkada hiç iz yok. Yürüyüşe başlarken eski bir arkadaşımı, abimi gördüm. Biraz dertleştik. Çünkü buralar bayağı sıkıntılı zamanlar var. Daha çok spor ile alakalı. Biraz dedikodu yaptık. Biraz millete giydirdik. Ama şu an biraz da rahatlamış vaziyetteyim açıkçası. Şu an gördüğünüz gibi çok bakir bir bölgede yürüyüşüme devam ediyorum. Bir sürü şurada görüyorsunuz izler var.
Bazıları karize, bazıları da yabani hayvanların, genelde küçük hayvanların ayak izleri. Tavşan var, çakal gibi hayvanların ayak izleri var. Yürümeye devam ediyorum. Çok yorucu çünkü iz açıyorum, hiç iz yok. Devam edebildiğim yere kadar devam edeceğim. Bakalım pistin başına kadar gidebilecek miyim? İz açmak hiç de kolay bir şey değil. Yok, ilerlenecek gibi değil. İnanılmaz bir batak kar var. Ve giderek de kar yükseliyor. O yüzden geri dönmek durumunda kaldım. Çok da anlamlı bir yürüyüş olmayacaktı zaten. Ve biraz kalori yaktık. Bu akşam zaten bol kalori alacağım. En azından bir miktarını burada yakayım dedim. Karda iz açmak gerçekten zormuş. Hatırladığım kadarıyla insan başına geldiği zaman tekrar hatırlıyor. Evet, iz açmak gerçekten zormuş. Önceden tabii daha iyi iz açardık çünkü kondisyonumuz da iyiydi. Yaşımız da genç tabii. Ama ona da şükür. Şimdi ben yürüyüşe başladığım yere doğru gideceğim. Sonra da kamp yükünü alıp kendime uygun bir kamp yeri bulup çadırımı kurup kampımı atacağım. O zamana kadar da herhalde 1-1,5 saat kadar bir geçmiş olur. Sonra da akşam için bir şeyler atıştırırım, bir şeyler yaparım, yerim, içerim diye düşünüyorum. Okey, ben yürümeye devam ediyorum. Evet, kamp yükümü aldım. Şimdi şu karşıdaki ormanla geçeceğim. Kampımı orada atacağım. Benden önce kimse gelmemiş. Burası öyle çok kullanılan bir kamp yeri de değil zaten. O yüzden biz bize olacağız yani. Evet, ormana geldim. Burada biraz düz bir yer bulursak kampımızı atacağız. Oh, bir sürü de yabani hayvan gezmiş buralarda. İyi güzel, yalnız değiliz. Geçen sefer şuraya atmıştım galiba. Sanırsam. Evet. Geçen sefer buraya atmıştım. Ben güzel bir yer bulayım. Kampımı atayım. Evet, kampı kurdum. Evet, bu geceki evim burası. Böyle göstereyim. İçerisini de biraz göstereyim. Şöyle daha henüz düzenlemedim, daha içerisine tam olarak giremedim. Zemini biraz içerisine girdikten sonra düzeltmem lazım. O yüzden tek kişi kalacağım için dışarıda hiçbir malzeme bırakmama gerek kalmayacak. Biraz da etrafı göstereyim şöyle. Şöyle orman içerisine, ormanın başlangıcında bir yerdeyim. Etrafta kan.
kamp falan yok. Çok acıkmadım ama biraz kalori kaybettim. En azından bir şeyler atıştıracağım. Muhtemelen hava karardıktan sonra asıl akşam yemeğini yaparım diye düşünüyorum. Kanalda bir tane de hatta çok izlenen bir yine solo kamp faaliyetim vardı. O faaliyete bir tane yorum yapan bir arkadaş vardı. İşte inanmayın ya ona, orada kalacak Toto onda yok. Gerçekten böyle bir yorum yapmıştı. Hatta gece orada kalmamıştır. Çadırın üzerine battaniye atmıştır. O şekilde kalıyormuş gibi gösteriyordur falan diye bir yorum yapmıştı. Vallahi arkadaşlar, hani malzemeniz varsa, biraz da tecrübeniz varsa böyle bir faaliyeti yapmak öyle atla deve bir şey değil. Tabii ki bilen insanların gelmesi, bilen insanların bunu yapması tabii ki doğru olur. He, çok konforlu bir şey de değil. Gece muhtemelen üşüyeceğim. Ama biz de eziyetten keyif alan insanlarız yani. Ama öyle hani bunu böyle manipüle edip işin içerisine yalan dolan bir şey sokmanın da bir anlamı yok yani. Böyle çok büyük bir beceri de değil yani. Bilmiyorum. Çok da büyütmemek lazım herhalde. Evet, hani kimi insanla gerçekten konforundan ödem vermez. O yüzden bu onun için çok uç bir nokta olabilir ama yani ben ve benim gibi yüzlerce insan var yani. Benim tanıdığım o kadar insan var yani. Bu halde, bu şartlarda bir sürü kamp yapabiliyorlar. Yapıyorlar da yani. O yüzden buradan o arkadaşa selam olsun. Biraz da küfür etmişti. Buradan da sana mesaj olsun. Ben Rizeliyim. Küfrün inanılmaz bir lügatı var bende. Aman diyeyim. Hem biraz ısınayım hem de sıcak bir şeyler içeyim dedim. O yüzden şu anda içme suyu yapmaya çalışıyorum. Bunu kahvede veya çayda, o gibi şeylerde kullanmayı düşünüyorum. Genelde de öyle yapıyorum. Butan propan kullandım şu anda. Ama inanılmaz az yanıyor. Muhtemelen tank donmaya başlamış. Ondan kaynaklı. Ama ortam biraz ısınmaya başlayınca herhalde ısısı artar. Hafif hafif artmaya başladı hatta. Neyse ki bu gece çok yalnız değilim. Eski arkadaşlarımdan birkaç kişi geldi. Şu an benimle bayağı bir yakınıma kamp attılar. Biraz onlarla muhabbet ettik. Biraz gıybet ettik. Şimdi yavaş yavaş uyku moduna geçiyorum. Şu andaki durumum böyle. Daha tulumumu açmadım. Açacağım, şişireceğim. Ondan sonra da uyku moduna geçeceğim. Saat 10'u geçti. 10.30'a yaklaştı. Dışarıda da iyi bir soğuk var. Umarım konforlu bir gece geçiririz. Sabaha görüşürüz. Evet, sonunda uyanabildim. Saat hatta geç bile olmuş. Biraz zeminden kaynaklı çok rahat uyuyamadım. Ama üşümedim. Ama çadırda her şey yine klasiktir, donmuş. Gece bayağı soğuk olmuş. Şimdi yumurta götürmüştüm. Sucuklu yumurta yaparım diye düşünüyordum. Ama muhtemelen bu yumurtalar da donmuştur. Bakalım, şansımı deneyeceğim. Şimdi kahvaltı zamanı.
Bunun içi bile buz tutmuş. Ötesi yok yani. Sadece içme suyu donuk olmayan bir şekilde bu kaldı. Onu da zaten uyku tulumunun içine koymuştum. Full şişeyi gece şuraya kadar indirmişim. Evet, kampı topladım. Şimdi bir yürüyüş yapmayı düşünüyoruz arkadaşlarla. O yüzden arkadaşların yanına doğru gideceğim. Evet, kampı topladım. Kampın şu anki hali bu. Şuralarda bayağı bir cebelleşmişiz. Evet. Temiz aldık. Temiz bırakıyoruz. Faaliyeti sonlandırdık. Eve geldik. Çadırımızı ve uyku tulumumuzu havalandırdık. Kamp setimizi temizledik. Malzemeleri arkada olduğu gibi dizdik. Ve faaliyeti sonlandırdık bir şekilde. Ufak bir kritik yapmak gerekirse, evet, güzel bir kamp faaliyetiydi. Fena değildi ama bazı sıkıntılar da vardı. Bunlardan bir tanesi kamp atmada çok sıkıntı yaşadık. Videonun başında da belirtmiş olduğum gibi jandarma gerçekten işi çok sıkı tutuyor. Onlara da hak veriyorum. Çünkü biz gece kamp atarken yine şehir dışından gelen bir ekip zirveye doğru yürümüş. Dönerken kötü bir hava şartından kaynaklı ulaşımda sıkıntı yaşamışlar ve dönememişler. Jandarma gece gidip onları kurtarmış. Diğer bir sürü insan seferber olmuş. Gerçekten bu durumlarda yaşanıyor. O yüzden bölge amiri olarak gözüken valide tabii yasaklayın diye bir komut veriyor. Buna da jandarma uymak durumunda kalıyor. Evet, sıkıntı bizim için çok büyük bir sıkıntı. Çünkü yapmış olduğumuz sporu icra edemiyoruz. Etmekte de sıkıntı yaşıyoruz. Kamp atamıyoruz. Rotalara gideceğiz. Rotaların durumunu öğrenemiyoruz. Herkese sual, hesap vermek durumunda kalıyoruz. Gerçekten can sıkıcı bir durum. Ama öte yandan baktığım zaman da evet, medya gerçekten de bu tür durumlarda işte buranın mülki amiri yok mu? Orada insanlar kayboluyor, ölüyor, bazı sıkıntılar yaşıyor. Buna nasıl göz yumuyorsunuz şeklinde baskılar olduğu zaman da tabii ki bu işi çok fazla işini kökenini bilmeyen insanlar hemen yasak yolunu seçiyor. Onlara da suç bulamıyorum açıkçası. Böyle bir durum söz konusu. Ben buradan özellikle Bursa'ya şehir dışından gelen arkadaşlara sesleniyorum. Birçok zaman şöyle bir durum yaşanıyor. Şöyle bir ruh halinde olunuyor. Yani şehir dışından geldim. O kadar kilometre yol yaptım. O kadar uğraştım. Buraya geldim. Zirve yapmadan geri dönmeyeyim şeklinde. Havanın durumuna hiç kontrol etmeden, havanın durumunu hiç göz önüne almadan böyle bu tür faaliyetler yapılıyor ve sıkıntı yaşanıyor. Bu da gerçekten benim gibi bu
sporu icra etmeye çalışan herkese mal olan bir şey haline geliyor. O yüzden buradan o arkadaşlara sesleniyorum. Uludağ gerçekten ters bir dağ. Bir anda havası bozabilir. Bir anda görüşü inanılmaz bir şekilde düşebilir. Sis bastırabilir. Ki ben ayakkabılarımı görmediğim zamanları, o faaliyetleri bile hatırlıyorum. Muhakkak bu gibi durumlarda faaliyetinizi iptal edin. Yürüyüşünüzü iptal edin. Dönün. Havanın öncesinde bilgisini almaya çalışın. Birçok internet sitesi var. Mountain Forecast bunlardan en iyi olanlarından bir tanesi. Muhakkak havaya tahmin etmeyi bırakın. Havanın öncesinde bir forecastini alın, bir tahminini alın. Bu şekilde faaliyetleri yapmaya çalışın. En azından siz ve sevdikleriniz mutlu bir şekilde hayatınıza devam edebilirsiniz. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi ve sağlıklı faaliyetler diliyorum. Görüşmek üzere.